Sence neden 19 Mayıs, hani benim doğum günüm bilmiyorsanız 19 Mayıs deyin diyen Atatürk, hani neden Gençlik ve Spor Bayramı 19 Mayıs'a olsun demiş olabilir? Niye 23 Nisan Çocuk Bayramı? Evet, o da bir soru, bir sürü fikir var yani, bir sürü bakış. Hayır ama burada adamın felsefesine bak. Çünkü Atatürk ileriye, istikbale yatırım yapıyor. Değil mi? Bir düşünmüyor. Bir gün kutlayacağız Çocuk Bayramı diyeceğiz ama orada en azından bir gün oturup tartışalım, bakalım çocuklarımız ne durumda. O çocukların günü. 19 Mayıs o çocukluktan sonra büyüyen gençlerin, gençlik ve spor. Neden spor? Şimdi hani bizim atasözümüz vardır değil mi? Hı. Sağlam kafa sağlam vücutta bulunur. Atatürk'ün mesleği askerlik ve Atatürk üstelik piyade değil mi? Yani iyi bir spor hayatının insanın tüm yaşamına olan etkisini biliyor. Ve istiyor ki gençlik iyi düşünsün ama o düşüncesini de sağlıklı bir şekilde sürdürebilmek için sportif olsun. Dinamik olsun, evet. Örnek olsun. 19 Mayıs bayramlarına bakarsanız eski 19 Mayıs bayramlarına ne kadar modern görüntüler. Stadyumlarda bir de spor gösterisi değil mi? Hani evet, işte evet. O kule yapıyoruz deriz ama o kule yani o kasların, dengenin, bütün evet. O koordinasyonun evet. Göstergesi yani. Evet, yani erkeklerin, kızların şortlarla, mayolarla halkın önüne çıkmasını istiyor. Diyor ki kafamızda diyor böyle bir sürü saçma sapan tabu var. Bunları da yıkmaya yarıyor. Ondan sonra 30 Ağustos, Zafer Bayramı. Aslında kimin bayramı? Ordunun bayramı. Şimdi bak çocukları hallettik, gençleri hallettik. Sıra geldi vatanı savunanlara. Ondan sonra Cumhuriyet Bayramı. İşte o bütün milletin bayramı. Bütün millet, evet. Adam o kadar güzel planlamış. Yani aslında ya. Bazı önemli olaylar olmuş. O günlere de denk gelmiş. Tamam. Bunu böyle de bırakabiliriz. Hani meclisin açılma yıl dönümü deseydik mesela. Hayır efendim. Atatürk, öyle olmayacak. Çok güzel. Atatürk yani, geçmişe bakıp. Gündemi belirliyor. Evet. Yani Cevdet Atatürk'ün geçmişle pek ilgisi yok aslında. Diyor ki geçmiş geçmiştir. Oldu bitti. Dersimizi de aldık. Şimdi diyor ileriyi kuralım evet, milletçe. Evet. Kendimize bir gelecek yaratalım. Ve bunu en iyi şekilde yap. Bu çok müthiş bir şey. Peki buradan şuna geçmek istiyorum. Delal abi sence genç olmak nedir? En iyi gençlik sana göre tabii. Bu hep hani genel geçer bir şey mi? Sana ama göre genç, nasıl yaşanmalı? Genç olmak şöyle düşün. Bütün bataryaları dolu bir motor olmak. O motoru çalıştırıp o bataryaları nasıl harcayacaksın? İşte o gençliğin sırtındaki büyük bir sorumluluktur. Ama bataryalar dolu. Yani onu iyi kullanabilmek lazım. Gençlik budur. Çok güzel. Enerji var ama belki bilgelik yok. Bilgi demiyorum evet, bak. Evet. Bilgelik yok. Ama belki. İlgi yok tecrübe abi. Tecrübe yok. Yok. Bir dakika bilgelik dediğin nedir? Bilgi bile yok. Yani doğru söylüyorsun. Çürütülmüş bir sürü hipotezdir. Bir sürü adam gelir ahkem keser, ukalalık eder. Gençlerin genellikle isyankar olmaları aslında aranan bir şey. Evet. İyi bir şey. Benim kendi tecrübemden bir örnek vereyim. Albany'deydim. Şimdi ben öğrenciyim orada ama işte departmanın büyüklerinden addediliyorum çok bildiğim için. Janet Stroop diye bizim bir kız arkadaşımız vardı. Şey, o da öğrenci. Karayipler'de çalıştıydı. Cayman Trough denen bir yer var, bir yayılma merkezi, orada çalıştı. Ulan yayılma merkezlerinde bazalt olur babam. Hiç bazalt yok. Bütün gabrolar yüzeyde. Bu mümkün değil. Gabro derinde olacağım bir kaya. Nasıl yüzeye çıkmış lan bu? Şimdi benim doktora hocama gittiler. Dewey. Ama annem en büyük tektonikçisi. Çözemedi. Ben çok akıllıyım ya. Çok şey biliyorum. Halledemedim. Gary White diye benim bir arkadaşım var. Texaslı. Yani benim bilgimin onda birine sahip değil ya be Gary. Jeolojide mi o da? Yani okulda mı? Tabii yani o da beraber bizimle. Doktor öğrencilerimizsiniz. Nasıl yani? Evet, ne eğitimi evet. Bu? Ha, tamam. Ama Gary sanatkardı. Güzel gitar çalar. Mesela benim odamda bir Einstein portresi asıldır. Onu Gary yaptı. İnanılmaz böyle yetenekli bir oğlandı. Falan şimdi Janet John'dan da benden de bir şey bulamayınca çok canı sıkılmış. Falan bir gün Gary'ye anlatıyormuş. Ya demiş bunu çözmek lazım. Bu ikisi halledemedi. La başka da adam kime soralım başka? Gary demiş nedir sorun? Anlatmış Janet. Kardeşim Gary çözdü o sorunu ve bunu yayınladılar. İyi mi? Nasıl peki? Kutu dışı baktığı için mi? Nasıl çözdü evet. Acaba? Evet. İşte. Ha bizim hayatta aklımıza gel. Şimdi biz okyanus ortası yayılma merkezi deyince işte bu bir graben böyle böyle yayılıyor. Bütün faylar grabene bakıyor.
Gary demiş ki ya Janet, bu gerilen bir sistem. Burada potansiyel iki yüzey var. Hı-hı. Ya bunlar da faal ise. O zaman abi, bazaltı gömüyorsun. Hı-hı. Nasıl abi? Jeoloji kısmını çok anlamadım ama şeyi anladım. Kutu dışı olması hani. Evet abi, beklenmemiş yani, şey, genç evet. diyoruz ya. La evet. dünyanın en büyük tektonikçisiydi herif be. Peki tekrar genç olsan farklı yapacağın bir şey var mı? Neleri farklı yapardın? Hiçbir şey. Ha bak ilginç. Memnunsun seçimlerinden. Çok. Çok güzel. Çok güzel. Yani ben çok şanslı bir adam. Yani gittiğim okullar konusunda şanslıydım. Karşıma çıkan hocalar konusunda çok şanslıydım. Türkiye'ye geldiğimde birlikte çalıştığım kişiler açısından çok şanslıydım. İçine girdiğim kurum açısından çok şanslıydım. Sonra ailem açısından çok şanslıydım. Evet. Yani onun için düşünüyorum da başka türlü bir şey aklıma gelmiyor.